bir fetüsün kalbini görüyorsunuz. Yetişkin kalbine çok benziyor ama arada iki ilginç fark var. Şimdi bu farkları inceleyeceğiz. İlk göze çarpan, kalbin neredeyse tamamının mor renkle temsil edilen karışık kanla dolu olması. Yetişkin kalbinde oksijenli ve oksijensiz kan arasında net bir ayrım vardır. Fetüs kalbinde ise bu ayrım belli belirsizdir. Şimdi kalbin kısımlarına şöyle bir bakalım. Üstteki bu damardan mor değil, mavi kan akıyor. Bunun nedeni şu. Bu damar vücuttan dönen kanı taşıyor ve kan buraya gelene kadar vücut harcayabildiği kadar oksijeni zaten harcamış oluyor. Bu damarın adı superior vena cava. Yani üst ana toplar damar. Kollardan ve özellikle kafa bölgesinden gelen kanı topluyor. Kalbin altında ise yine başka bir toplar damar olan inferior vena cava yer alıyor ve alt ana toplar damar. Bu damarda vücuttan gelen kanı topluyor. Ama buradaki kanı pembeyle gösterdim. Peki neden öyle yaptım? Hatırlayın, bu damarda sadece vücuttan toplanan kan yok. Umbilikal kalvenden yani göbek bağı toplar damarından gelen kan da bu damara katılıyor. Bunu unutmamak lazım. Çünkü umbilikal ven, plasentadan oksijence çok zengin bir kan topluyor. İşte bu kan, inferior vena kavadaki kirli kana karışıyor. O yüzden kıpkırmızı değil, pembemsi bir renkle gösterdim. Ve fetüsün tek büyük oksijen kaynağı umbilikal ven. O yüzden bu damar çok önemli. İşte buradaki pembe kan, superior vena cava'daki mavi kanla karışınca sağ kulakçık'taki kan morumsu bir renk alıyor. Şimdi odacıkları çabucak isimlendireyim. Sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık, sol karıncık. Kalbin dört odacı bunlar. Ana atar ve toplar damarlarının isimlerini de yazıyorum şimdi. En üstteki tabii ki aort. Bu pulmoner arter. Bunlar da pulmoner venler. Gördüğünüz gibi diğer tarafta aynısından iki tane daha var. Fetüs kalbi işte böyle bir şey. Şimdi bakalım fetüs kalbinde neler oluyor ve kan nasıl pompalanıyor. Başlamadan önce bir çift akciğer çizeceğim. Kanın izlediği yolu anlatırken işimize yarayacak. Evet, bu sağ akciğer. Elbette bir de sol akciğer var. Onu da çizelim ki varlığını unutmayalım. Ama konuyu sağ akciğer üzerinden anlatacağım. Evet, sol akciğer de bu. Kardiyak boşluğu bile çizdim. Bakın. Kan sağ akciğere pulmoner arter vasıtasıyla geliyor, değil mi? Pulmoner arter kanı bu şekilde akciğere taşıyor. Sonra bu arter küçük arteriyollere ayrılıyor. Aynı mor renkle göstereyim. Pulmoner arter arteriyollere arteriyollerde kılcallara ayrılıyor. Ve kılcallar alveol keselerine uzanıyor. Yetişkinlerde bu keseler havayla doludur. Oysa fetüs akciğerinde alveol keselerinde sadece sıvı bulunur. Alveol keseleri amniyon sıvısıyla doludur. Peki bu durumda oksijen seviyesinin yüksek mi olmasını beklersiniz, düşük mü? Alveoller ağzına kadar amniyon sıvısıyla dolu olduğu için pek oksijen barındırmaz. Aslında kanın akciğerlere gitme sebebi de oksijen almak değil zaten. Çünkü daha önce de söylediğim gibi fetüsün asıl oksijen kaynağı umblikal ven. Oksijenin büyük kısmı umblikal venden alınıyor. Alveol keselerindeki oksijen miktarı çok düşük olduğu için arteriyoller daralıyor. Arteriyollerde düz kaslar var. Oksijen seviyesi düşük olduğu için alveol keseleri bu kasların daralmasını sağlıyor. Bir şekilde bu damarları sıkıştırıp çaplarını düşürüyor. Yani böyle. Damarlar inceliyor. Damarın incelmesi, çapının daralması ne anlama geliyor peki? iç direncin artması anlamına geliyor. Tek bir damarda olsa iyi. Akciğerlerde bulunan milyonlarca arteriyolün direnci artıyor. Sonuçta akciğerlere giden iki pulmoner arterde çok yüksek bir direnç oluşuyor. İşte bunun yani oksijen seviyesi düşük olduğunda damar direncini artırma sürecinin bir adı var. Hipoksik. Yani düşük oksijen seviyesinde. Pulmoner bu sözcük akciğerle ilgili demek. Vazo yani damar. Kontriksiyon yani daralma. Düşük oksijen seviyesinde akciğer damarlarının daralması sürecinin tıptaki adı işte bu. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon. Bu süreç yetişkinlerde de gerçekleşiyor, fetüste de. Fetüsteki işlevi çok önemli. Çünkü fetüste bu süreç sıvıyla dolu akciğerlerdeki damarların daralmasını sağlıyor ve pulmoner arterlerin maruz kaldığı direnci çok büyük oranda artırıyor. Peki bu damarların çok büyük bir direnci maruz kalması ne anlama geliyor? Kalbin akciğerlere kan pompalamak için daha yüksek bir basınç uygulaması gerekiyor. Dolayısıyla pulmoner arterdeki basınç artıyor. Buradaki basınç artınca sağ karıncıktaki basınç da yükseliyor sağ karıncıktaki basınç yükselince sağ kulakçıktaki basınç da artıyor çünkü kanın sağ karıncaya bir şekilde girmesi lazım. Özetle kalbin tamamında basınç artıyor. Kalp bir yol ayrımına geliyor. Ya akciğerlere kan pompalama çabasını yüksek dirence rağmen sürdürecek ya da kestirme bir yol bulacak. Yani akciğerleri tümden es geçecek. Fetüs kalbinde böyle iki kestirme yol söz konusu. Kanın sağ taraftan yani sağ kulakçık, sağ karıncık veya pulmoner arterden sol tarafa geçmesini sağlayan iki kısa yol var. Sol taraftan kastım aort veya sol karıncık olarak da düşünebilirsiniz. Ama sonuçta o kan o aorta gelecek. Çözülmesi gereken sorun akciğerlere uğramadan bunu sağlamanın akıllıca bir yolunu bulmak fetüs kalbi bu sorunu nasıl çözüyor? Yani akciğerleri nasıl es geçebiliyor? İki şekilde. İkisini de çizeceğim. Bu kısma yakından baktığımızı varsayalım. Çala kalem bir çizim yapacağım şimdi. Bakalım güzel olacak mı? Ee, bu kutucuğa zoom yapıyoruz. Çizimim kafanızı karıştırmasın yani. Bu kısmı biraz büyütüyoruz asıl şekilde bir duvar görüyorsunuz değil mi? Aslında orada tek bir duvar değil, birbirine bitişik iki duvar var. İşte vurgulamak istediğim ilk nokta da bu. Burada bir değil, iki duvar var. Bu taraftakine septum primum deniyor. Septum duvar demek, primum ise latince de birinci anlamına geliyor. Septum primum bu taraftaki duvar, yani bu. Diğer duvarsa septum secundum. Yani birbirine bitişik iki duvar söz konusu. Ve bunlar neredeyse tek bir duvar gibi görünüyor. İşte septum sekundum da bu. Bu tarafta sağ kulakçık, bu tarafta ise sol kulakçık var. Unutmayın, nihai hedef akciğerleri es geçmek. Yani kanı buradan alıp bir şekilde bu tarafa geçirmek. Septum sekunduma yakından baktığımızda üstünde küçük bir delik olduğunu görüyoruz. Tulum peynirinin üstünde delikler olur ya, Öyle bir delik düşünün. Buradan parmağımı geçirebilecek olsam sağ kulakçıktan septum primuma dokunabilirim. Çünkü septum secundumun üstünde bir delik var. Şimdilik parmağımı çekeyim buradan. İşte bu deliğe foramen ovale deniyor. Yazayım. Foramen ovale. Bu delik foramen ovale. Yani delik deyip geçmeyin. Bir adı var onun. Oramen ovale bu işte. Şimdi gelelim septum primuma. O da delikli tulum peyniri gibi bir yapıya sahip. Onun üzerinde de küçük bir açıklık var. Şimdi düşünün sağ kulakçıktaki basınç çok yükselirse ne olur? Bu taraftaki basınç çok yüksek. Ve tabi bu basınç odacığın çeperlerini zorluyor. Kan çeperlere her yönden baskı yapıyor. Bu noktaya yani foramen ovaleye yaptığı baskı neye neden olur? Bu noktaya uygulanan basınç arttığında septum primum ilginç bir şey yapıyor. Bir kapakçığa veya bir vanaya dönüşüyor. Bu şekilde geriye doğru açılıyor. İşte bu kadar bağlantı kuruldu. Sağ kulakçıktaki kan doğrudan sol kulakçığa akıyor. Çünkü septum primum bir kapakçık vazifesi görerek yolu açtı. Şimdi bunu asıl çizim üzerinde olması gerektiği şekilde gösterelim. Burada küçük bir kapakçık var. Septum primum dokusundan oluşuyor. Şimdi de septum sekundumu çiziyorum. Şimdi aradan geçen kanı göstereyim. Şurayı bir temizleyelim. Evet, kan sağ kulakçıktan sol kulakçığa bu şekilde geçiyor. Ve bu geçişi sağlayan septum secundum üzerindeki küçük deliğe foramen ovale deniyor. İki yöntemden bahsedeceğimi söylemiştim. İlki buydu. İlk yöntem sağ kulakçıktaki kanı doğrudan sol kulakçığa aktarmaktı. Çünkü kanın kulakçıklar arasında böyle bir geçiş yapması, akciğerleri es geçmesi anlamına gelir. Ama bir yöntem daha var. Sağ kulakçıktaki kanın tamamı foramen ovale'den geçmiyor. Bir kısmı normal yoluna devam ediyor. Triküspit kapakçıktan sağ karıncığa akıyor. Kanın sağ karıncığa geçmesi iyi bir şey. Neden mi? Çünkü sağ karıncığın kan pompalaması lazım da ondan. Kasların güçlenmesi için sağ karıncığın kasılması bir nevi egzersiz yapması şart. Sağ karıncık görevini yapıyor ve kanı sağ ve sol pulmoner arterlere pompalıyor. Ve bu kan büyük bir dirençle karşılaşıyor. İşte ikinci hile de burada devreye giriyor. Kanın gidebileceği bir yer daha var. Gerçi resme bakınca başka bir yere gidebilecekmiş gibi durmuyor ama. Ya sağ pulmoner artere veya sol pulmoner artere girecek. Hmm, ama öyle değil işte bir seçenek daha var. Araştırmalar gösterdi ki, fetüs kalbinin bu noktasında küçük bir damar daha bulunuyor. Bu damarı başka bir renkle çizeyim. Böyle bir damar daha var yani. Kan bu damardan bu şekilde geçebiliyor. <laughs> Çok güzel değil mi? Kan pulmoner arterden doğruca aorta, oradan da sola geçiyor. İşte ikinci yöntem de bu bu küçük damar. Bu damara ductus arteriosus deniyor. Hatırlarsanız bir de ductus venosus vardı. Bu ductus arteriosus. İsimler farklı yani. İşte ikinci yöntem bu. İlk yöntem sağ kulakçıktan doğruca sol kulakçığa geçmekti. İkincisi ise pulmoner arterden aorta geçmek bu iki yöntem sayesinde akciğerlere uğramadan dolaşımını sürdürebiliyor. Ha bu akciğerlere hiç kan gitmediği anlamına mı geliyor? Hayır. Akciğerlere de biraz kan gidiyor. Hatta kanın yaklaşık yüzde onluk bir bölümü akciğerlere aktarılıyor. Ama yüzde doksanı bu iki yoldan birinden. Yani duktus arteriosus veya foramen ovaleden geçiyor. İşte fetüs kalbi ile yetişkin kalbi arasında böyle ilginç farklar var.